Günaydın. Yatırım finansman günlük piyasa değerlendirmesiyle karşınızdayız. Bugün günlerden 12 Ağustos Cuma. Amerika Birleşik Devletleri'nde kritik enflasyon verilerini geride bırakan borsalar şirket gelişmelerine odaklanırken, Tesla, Amazon ve Microsoft hisselerine gelen satışlar dün endeksleri dengeledi. Amerika Birleşik Devletleri vadelileri bu sabah hafif pozitif tarafta, Asya'da Japon Nikkei endeksi %2'nin üzerinde pozitif, diğerleri yatay. Biz de zayıf açılış bekliyoruz. Son bir ayda yaklaşık %20 yükselerek rekor tazeleyen BIST'te, bir miktar momentum kaybı görülebilir, ancak güçlü para girişi ve hacim artışıyla yaşanan son rally'nin ana trend destekleri üzerinde devam edeceğini düşünüyoruz. BIST endeksi, son dönemde yaşanan yükselişe karşın halen cari 4.4x fiyat kazanç, 12 aylık tahmini 5.4x fiyat kazanç gibi düşük çarpanlarla işlem görmeye devam ediyor. Türkiye 5 yıllık CDS primlerinde gevşeme devam ediyor, ancak 640 bas puan ile dün görülen en düşük değerlere göre bir miktar yukarıda ve güne 655 bas puandan güne başlıyor. Küresel risk iştahının korunması halinde burada da gevşemenin devamını bekliyoruz. BIST endeksi için kısa vadeli destekler 2830, 2790 ve 2760, dirençler 2880, 2900 ve 2930. Ajandada ise içeride Haziran ayı sanayi üretimi ile Ağustos ayı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketi takip edilecek. Sanayi üretiminde aylık %0.1 daralma, yıllık %7.5 büyüme bekliyoruz. Piyasa katılımcıları anketinde ise enflasyon beklentilerindeki bozulmanın devam edeceğini düşünüyoruz. Seans kapanışı sonrasında ENKA İnşaat ve Halk Bankası'nın ikinci çeyrek finansal sonuçları bekleniyor. Dışarıda, Euro bölgesi sanayi üretimi ve Amerika Birleşik Devletleri Michigan Güven Endeksleri takip edilecek. Yatırım finansman olarak bol kazançlı bir gün dileriz.